Siz hiç aslında imkansız olduğunu bile bile her şeyin düzeleceğini söylediniz mi birine? Birinin gözlerinizin önünde eriyip gitmesine hiç seyirci kaldınız mı? Bilge'yi uyarabilirdiniz. Belki başka bir doktor kurtarabilirdi başa. Alpay'ın ne hata yaptığını bile tam olarak bilmiyordum. Öldükten sonra öğrendim. Başak'ı öldürdükten sonra. Ama o zaman bile suçunu kabul etmedi. Ben elimden geleni yaptım. Enfeksiyon kapmıştı, kurtaramazdım. Enfeksiyon falan yoktu hocam. Unuttunuz mu? Ben de oradaydım. Ben ilgilendim her şeyle. İyi o zaman. Ne olduğunu da biliyorsundur. Pankreası açılmıştı. Kapatmayı becerememişsiniz. Ha, bir de uzman cerrah mı kesildin başımıza? Bu konuda uzman değilsiniz. Bu ameliyatı yapmamanız gerekirdi. Ama parası cazip geldi değil mi? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Mahkemede her şeyi anlatacağım. Bütün bildiklerimi. O kızı nasıl deneme için kullandığınızı. Para için yaptığınızı. Siz doktor olmayı hak etmiyorsunuz. Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Defol git. Gözüm görmesin seni. Ne duruyorsun? Çek git. Ama mahkeme her şeye rağmen onun lehine sonuçlanacaktı. Alpay her şeyi hazırlamıştı. Bilge çaresizdi. Başak'ın ölümünden sonra ne yaptığının farkında değildi. Sürekli Alpay'ı öldürmekten bahsediyordu. Bunu denedi de. Gerçekten mi? Evet. Alpay Bey'i öldürmek için kiralık katil tutmuş. Bunu hiç tahmin edemezdim. Ama siz kiralık katilden daha hızlı davrandınız. Planımı çoktan yapmıştım. O evde yalnızken gidip bitirecektim işini. Olay günü ameliyatının ertelendiğini öğrenince sen de evine gittin. Evet. Kısa bir süre sonra Sim'in spor hocası ile birlikte evden çıktı. Onlar uzaklaştıktan sonra eve gidip kapıyı çaldı. Ne işin var senin burada? Bir daha gözüm görmesin demedim mi ben sana? Merak etmeyin. Bu son. Hiç boşuna uğraşmayın hocam. Sıra bende. Bugün ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Biliyor musunuz, asistanınız olmak için çok çalışmıştım. Ta fakülteden beri idolümdünüz. Hayrandım size. Hep sizin gibi biri olmak istedim. Ama iyi ki de olmamışım. Şükürler olsun ki olmamışım. Çünkü siz bırakın doktor olmayı, insan olmayı bile başaramamışsınız. Hayır mı? Doğru. Evet. Ben ne dersem diyeyim, insansınız siz de. Peki ne oldu? Nasıl oldu da bu hale geldiniz? Ne zaman karşınızdakini insan olarak görmekten vazgeçtiniz? Sizi bu hale getiren neydi? Para mı? Ha, durun ben söyleyeyim. Sizsiniz. Çünkü bir kere olsun insanı insan yapan nedir diye düşünmediniz. Önünüze her şey hazır geldi. Ve size sunulanı hiç düşünmeden kabul ettiniz. Ama acı olan
düşündüğünüzü sandınız hocam. Başkalarının size kabul ettirdiklerini kendi fikriniz saydınız. Hayatınız boyunca hep iyi bir insan olduğunuza inandınız. Ama nedense bir hastanın da insan olabileceğine hiç inanmadınız. Evet hocam. Sizin için ne kadar çok hasta, o kadar çok başarı ve para demek. O insanların sizin için tek anlamı buydu. O kız size güvenmişti. Hayatını emanet etmişti size. Ya siz onun yerinde olsaydınız? Bunca zaman hep siz bana ders verdiniz, ben dinledim hocam. Ama dedim ya, bugün sıra bende. İşte size verebileceğim tek ders hocam. Hastalar da insandır. Onlar da severler, gülerler, ağlarlar. Hatta hayalleri de vardır. Yaşamak isterler. Onlar da insandır. Hatta sizin olmayı başaramadığınızdan daha fazla. Ama ben artık sizin hiç kimseyi öldürmenize izin vermeyeceğim. Evet, ders bitti. Halıya basıp da düşmüş gibi ortalığı düzenledim. Alarmın nasıl etkisiz hale getireceğimi öğrenmiştim. Ama mecburen eldivenleri çıkarmak zorunda kaldım. Süt kaynayıp taşana kadar başında bekledim. Her şey yolundaydı. Gaz kokusu yayılınca evden çıktım. Elektroşok tabancasını ve eldivenleri denize attım. Sonra da eve gidip üstümü değiştirdim. Peki hala ondan farklı olduğunu düşünüyor musun? Anlamadım. Yani kendince ona bir ders vermek istemişsin. Ama sen de bir can aldın. Senin ondan ne farkın var şimdi? Başağı yaptığını başkalarına da yapacaktı. Buna izin veremezdim.